Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geçtiğimiz günlerde oyun severlerinin beğenisine sunulan eFootball 2022'ye göz atacağız. Bildiğiniz üzere Konami bu sene PES serisine son verdi. Aslında geçtiğimiz yıl son vermişti fakat PES 2020'nin üzerine bir güncellemeyle PES 2021'i getirdiler. Bu yıl ise tamamen e-spora yönelik olan eFootball 2022'yi oyun severlerinin beğenisine sundular. Bu oyun arkadaşlar hali hazırda Steam'de ya da işte Konami'nin kendi sitesinde ya da Microsoft Store'da indirilebilir durumda ve oynaması ücretsiz bir oyun. Yani girerek tamamen ücretsiz bir şekilde bu oyunu indirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sizin de oyunda Türkçe dil desteği mevcut. Biz bu oyunu zaten bir hesap açıp onunla oynadık vesaire. Fakat şimdi bir sıfırdan hesap oluşturarak oyuna ilk defa başlıyormuş gibi sizlerle birlikte giriyoruz. Şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bizim bu oyunda kullandığımız cihaz Monster'ın RTX destekli son nesil i7 işlemcisiyle donattığı bir Toolbar modeli. Dolayısıyla bu oyun için bu kadar güçlü bir cihaza ihtiyaç var mı diye soracak olabilirsiniz. Aslında yok arkadaşlar. Fakat oyun o kadar optimizasyon özürlü ki yüksek sistem gereksinimleri gerektirmediği halde gördüğünüz gibi şu anda oyunda kasmalar oluyor. Bunun sebebi oyundaki optimizasyonun çok kötü olması. Zaten bu yüzden oyun yoğun eleştiri aldı ve almaya da devam ediyor. Şimdi dilerseniz geçelim. Gördüğünüz gibi buralar bir kasılma donma oluyor ki normalde olmaması lazım. Fakat az önce de belirttiğimiz üzere oyundaki optimizasyon olayı biraz kötü. Öncelikli olarak oyundan size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Oyun normalde aslında PES serisini andıran bir tasarıma sahip. Fakat bakın şu anda oyuncuların hareketlerine bakın. Ne kadar böyle benzer olduğunu siz de fark edebileceksiniz. Çünkü bu arkadaşlar bir mobil oyun havasında. Ara videolar tamam böyle çok iyi gibi gözüküyor vesaire ama oyunun gerçek yüzüne baktığınız zaman sanki böyle bir mobil oyun havasında olduğunu rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Bakın hareketleri görüyorsunuz. Bakın topu almaları falan. Burada direkt olarak sanki bir mobil oyun oynuyormuşsunuz gibi bir izlenim yaratıyor sizlere. Ayrıca böyle fake shoot vesaire de yok arkadaşlar. Yani bunu da sizlere belirtelim. Yani fake shoot vesaire çekemiyorsunuz oyunda. O yüzden çok fazla böyle hani oyundan bir beklentiniz olmasın. Açıkçası böyle bu golü bilerek yedim. Sevinme hareketini göstermek için. Bakın koşmaları görüyorsunuz. Hepsi robotif. Burada ara video girdiğinde sanki farklı bir oyundaymışsınız izi veriyor. Burada lakları gördünüz. Adamın içine girmeler çıkmalar. Yüz atlarınıza dikkat çekmek istiyorum. Bakın adamın attığına bakın. Cristiano Ronaldo'ya bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar özürlü gibi burada. Allah affetsin ama bakın tipe bakın Allah'ınızı severseniz. Seyirciler seviniyorlar mı dövünüyorlar mı belli değil. Evet sarıldılar şimdi bakın. Ne yaptıkları belli değil. O ağzını açmış. Bu alkış tutuyor falan. Yani çok absürt bir oyunla karşı karşıyayız. Normalde PES serisi güzeldi aslında. Ama burada bir mobile cross platform desteği getirme düşüncesi var. Yani diyor ki Konami biz bu oyunu PC'de oynayanla, konsolda oynayanla, mobilde oynayanla hepsi birbiriyle kapışabilecek. Düşünsenize yani siz mobilde kapışıyorsunuz. Adam bilgisayarda oynuyor ya da konsolda oynuyor. Bu da corner drain'e ne yapıyorsa artık burada. Yani enteresan bir düşünce tarzı var burada Konami'nin. Bu arada oyun bu kadar kasıyor. Bir ayarlara bakalım. Bakabilirsek. Şu anda ESC tuşu çalışmıyor. Enter'a basalım. O da çalışmıyor. Yani oyun tamamen fail arkadaşlar. Bazen tuşlar çalışıyor. Bazen basıyor. Bazen basmıyor. Oyuna girerken sürekli hata alma olasılığınız var. Örneğin oyuna giriyorsunuz. Sürekli işte belirlenemeyen bir hata oluştu falan gibi abuk subuk hatalar verebiliyor oyun. O yüzden hani çok fazla beklentinizi büyütmeyin bu oyundan. Oynanış zaten çok aman aman iyi değil ama hani yüz detayları vesaire de çok kötü. Kasmaları, donmaları da kötü. Şöyle koşayım. Almaya çalışalım topu. Alamadık. Ama PES dinamikleri var mı diye soracak olursanız yani alışık olduğumuz PES dinamikleri kısmen de olsa oyunda mevcut. Korner direğine kadar inerek yine ortaya top açıp gol atabiliyorsunuz. Ama mesela diğer PES oyunlarında olmayan bazı şeyler var. Nedir bunlar işte? Mesela fake shoot gibi bir şeyler yok. Ya da işte topu gösterip şey yapma, arkadaşınıza atma olayı vesaire yok. Bunlar kısıtlanmış. Bakın yine hepsi
Aynı şekilde koşuyor. Hiç değişen bir şey yok. Ronaldo görüyorsunuz. Motunya falan. Yüz efektleri eleştiriliyordu zaten. Messi'nin, Ronaldo'nun. Yani böyle bir değişiklik olması. Bunlar da güncelleme gelecek. Bu güncellemeyle düzelecek bunlar. Ama şu anda oyun, en azından bilgisayar için söyleyeyim, gerçekten çok vasat bir seviyede. Yani şu cihazı kasması normal şartlarda arkadaşlar imkansız. Ama görüyorsunuz oyun lag'lı, böyle donarak ilerliyor vesaire. Yani bu oyunun optimizasyon sorunundan kaynaklanan bir şey. Bunu size tekrardan belirtmiş olalım biz. Eğer oyunu oynamak istiyorsanız, ya ben çok PES hastası bir adamım, PES'i çok seviyorum diyorsanız alıp oynayabilirsiniz arkadaşlar. Alıp dedim yani indirip oynayabilirsiniz. Yani çünkü sonuçta nedir? Oyun zaten oynaması ücretsiz bir yapım. Ama önümüzdeki günlerde yeni güncellemeler gelecek bu oyuna. Şu anda özellikle bilgisayar tarafında vasat bir performans çizdiğini biliyoruz zaten. Önümüzdeki süreçte ne olur, ne biter? PES, yani Konami bunu ne kadar düzeltebilir? Gerçekten hani eski günlerine, eski bu PES 2013'ü hatırlarsınız. PES 2013'teki gibi popüler bir yapıya sahip olabilir mi? Ben çok fazla sanmıyorum. Bir de oyunda bir süre sonra muhtemelen para da ön plana çıkmış olacak. Şimdi çok fazla konuşulmuyor ama hani hatalar giderildiğinde vesaire para da konuşulmaya başlanacak. Biliyorsunuz e-futbolun asıl amacı işte forma satın almak, ne bileyim oyuncu satın almak vesaire. Bazı kişiler muhtemelen bunlar için tonlarca para ödemeye hazırlardır ama kimisi için de oynanış daha ön planda oluyor. O yüzden ben oynanışı beğenmedim arkadaşlar. Optimizasyon falan da yok. Mesela şu adam ne yaptı? Topu attı mesela ama top yok oldu bir anda. Siz de gördünüz onda. Eğer oyunu indirip deneyimlemek istiyorsanız dediğimiz gibi Steam'den, Microsoft Store'dan ya da işte Konami'nin kendi sitesinden indirip oynayabilirsiniz. Ama bilgisayarınızda çok fazla tutacağınızı ben düşünmüyorum. Ben sırf oyunu hani incelemek için zerle zorla birkaç tane maç yaptım arkadaşlar. Onda da kol bağlayıp yaptım, yani klavyeden oynamadım. Ama dediğim gibi oyun hem optimizasyon açısından hem de oynanış açısından son derece vasat bir seviyede. Bakın yine aynı şekilde koşuyorlar, bakın. Hep aynı. Değişen hiçbir şey yok yani. Hani ben oradan köşeye koşmayayım, gideyim sevineyim. Hani Ronaldo'nun yaptığı sevinci yaptı şu anda. Sanki aynı golü izliyor gibiydik. Bu sefer Ronaldo tepesine bindi falan. Yani 2022'ye yakışmayan bir oyun olmuş. Evet, seyircileri görüyorsunuz şu anda. Hepsi sözleşmiş gibi aynı hareketleri yapıyorlar. Burada takdir size kalmış. Steam'de yerden yere vurmuşlar oyunu. Hani biz de çok beğendiğimizi söyleyemeyeceğiz ne yazık ki. Belki konsol sürümleri biraz daha farklıdır ama ben çok fazla bir şey sanmıyorum. Hani ben şunu mobil oyunda da oynasaydım aynı oyunu oynardık. Herhalde çok farklı bir şey olmazdı. Bakın gölgeleri falan görüyorsunuz zaten, ne kadar kalitesiz olduğu anlaşılıyor. Ki bu kalitesizliğe rağmen bilgisayarın nasıl kastığını da gördünüz zaten. Evet, önümüzdeki günlerde Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızda olacağız. Bizleri sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın diyoruz sizlere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.